Huşu ile namaz kılmak. Huşu hakkında Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Şüphesiz müminler kurtuluşa erdiler. Onlar namazlarını huşu içinde kılanlardır. Müminun suresi 1 ve 2. ayetler. Bir tanesine huşu nedir diye sorulunca şu cevabı vermiştir. Huşu kalbin bütün himmet ve düşüncesini toplayarak Cenabı Hakk'ın huzurunda hazır bir halde bulunmasıdır. Sehl bin Abdullah Tüsteri demiştir ki: Kimin kalbi huşu içinde olursa şeytan ona yaklaşamaz. Ariflerden biri bir adamı gördü. Adam belini bükmüş, başını eğmiş, gözlerini yummuş bir vaziyette oturuyordu. Arif adama göğsünü işaret ederek, ''Ey falanca, huşu buradadır, omuzlarda değildir.'' dedi. Rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazda sakalıyla oynayan bir adamı gördüğünde, eğer bu adamın kalbi huşu içinde olsaydı, azaları da huşulu, sakin ve huzur içinde olurdu buyurdu. Denilmiştir ki, namazda huşunun şartı, namaz kılan kimsenin sağında ve solunda, kimin namaz kıldığını bilmeyecek derecede kendinin namaza vermesidir. Huşuyu şöyle tarif etmekte mümkündür. Huşu, kalbin Hak Teâlâ'yı müşahede etmesinden dolayı, iç alemin edeple boyun eğmesidir. Huşu, yüce Rabbi müşahede anında kalbin kendinden geçmesidir denilmiştir ki huşu, hakikat sultanı ortaya çıkınca kalbin eriyip boyun bükmesidir. Şöyle de denmiştir, huşu ilahi heybetin kalbi kaplamasının başlangıcıdır. Huşu, hakikatin aniden açılması esnasında kalbe gelen ürperti ve titremedir. Fudayl bin Iyaz demiştir ki, önceki büyükler, bir kimsenin dışındaki huşunun içindeki huşudan daha fazla olmasını hoş bulmazlardı. Ebu Süleyman Darani demiştir ki, eğer bütün insanlar toplanıp benim kendimi alçalttığımdan daha fazla alçaltmaya çalışsalar buna gücü yetmezdi. Yani ben nefsimi kimsenin alçaltmayacağı kadar aşağıda görürüm. İmam Kuşeyri, Kuşeyr Risalesi, sayfa 319-320, 15 Haziran Mevlana Takvimi